arkadaşlar, sabahın köründen herkese günaydın. Bugün Lina'nın okulunun 2. sınıfının son günü. Dolayısıyla tabii ki hepinizin son günü. Karne günümüz. Bunu her karne aldığımızda, dönem arası karneleri aldığımızda da çok fazla isteyen arkadaşlar oluyor. Lütfen karnesini gösterin. Niye video çekmediniz? Bu sefer video çekeceğiz. Şimdi Lina uyuyor. Kendim hazırlandım. Yarım yamalak pijamalarım, saçım hariç. Hazır sayılırım arkadaşlar. Lina'yı uyandırıp okula bırakacağız. Şimdi sonrasında karnesini göstereceğim size. Sonrasında belki okul hediyesi alacağız ona. Onu göstereceğim. Kuaföre de randevum var. Lina'yı bırakıp oradan da kuaföre geçeceğim. Şimdi bir Lina'yı kaldıralım bakalım ne yapıyor. Uyanmış mıdır acaba? Bu sesime uyanmıştır kesin. Uyansa da mutlu uyanıyor bu çocuk her sabah. Ben anlamıyorum ya. Bir insan sabah uyanır uyanmaz da mutlu olamaz ki. Hiçbir şey yok ortada. Ayak var. Ay ben çok seviyorum bu ayakları bezelyelerim. Günaydın. Bugün karne günü, karneler alınsın. Bu benim piyanom, tuşlarına bakar mısınız? Günaydın. Aa, gerçekten uyuyor. Kuzum. Bugün karne günü, kocaman olmuş hala köpüş köpüş bir de. Piyano. Do, re, mi, fa. Başladı yine. Do, re, do, re, do, re, do, re. Kalk. Bak burada kim var, bak. Bak. Günaydın yap arkadaşlarına. Günaydın. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Cuma bugün, ayıl artık. Karne günü. Evet, karne günü. Hadi bakalım kalkalım. Karneyi almaya gitmeyecek misin? Daha İyi. Çok var. Çok mu var? Saat kaç biliyor musun? Kaç? Okulun bahçesinde parende atarken bahçe düşmüş. Bahçe değil ki, bahçe değil, koridorda. Okulun koridorunda parende atarken düşmüş, yüzünün burası böyle kıpkırmızıydı. Kararmaya başladı. Kuruyup dökülecek ya. Bir de tiyatro gösterisi var, mezuniyet gösterisi. Sahne alacak benim kızım, ilk defa sahne alacak. Ha Lina'cığım? Yaralı yüzle, neyse kapatırız biz orayı, kapatırız. Ben orayı hallederim. Hallederiz. Hadi kalk anneciğim, günaydın. Ha. Ah yarım saat sürüyor bu fasıl. Bu fasıl yarım saat sürüyor. Yeter. Kalk hadi. Hadi annem hadi. Hadi canım hadi. Günaydın. Öp bakalım. Oh. Hadi kalk. Bu ayak niye hep dışarıda? Bu niye hiç yorgan görmüyor geceleri? Her geldiğimde bu ayak hep dışarıda. Niye hep yorganı dışına çıkartıyorsun? Acaba gidiyor. Hadi günaydın de arkadaşlara kalkalım. O zaman günümüze hoş geldiniz. Tıttırıt. Hadi. Güne başlıyoruz hadi. Ya. Koş. Sabah gün bu neşe ya. Nereden buluyorsun annem, bana da ver. Yani ben de şu an böyle bir neşeliyim ama sabah ilk uyandığımda değil. Ben sabah ilk uyandığımda çok suratsız olurum arkadaşlar. Sen uyanır uyanmaz başlıyor bu neşe. Ne oluyoruz? Hangi bizim pijaması daha tatlış? Ama anneminki kapkara, onu geç, bana verin, bana. Olur mu kızım, bunu Trendyol'dan almayan kalmadı. Her evde bir takım vardır. Eminim şu an arkadaşların içinde de yüzlercesinde vardır bunun aynı takımdan. Daha iyi ya, işte benimki nadir bulunuyor, hot katır. Hadi kızım hızlıca fırçala çıkalım. Fırçala uzun uzun, fırçala al. Benim. Kafirler artık o kadar uzadı ki yüzünü gözünü göremiyoruz. Şöyle bir yana tarayalım artık, ne olur Lina. Hayır. Kızım gözünün içine giriyor. Anne seviyorum, bak, seviyorum, bak, yakışıyor. Bak şimdi bak, yana aldığın için şu an o kadar tatlı ki. Ya ben yakışıyor ya. Tamam kafir yakışıyor mu? Uzunu da yakışmaz canım kimseye. Bana yakışıyor. Gözüne giriyor. Anne hani bana her şey yakışıyordu? Bak ne kadar güzel oldu. Dön bana. Ay bak gördün mü ne güzel oldu. Anne, ya kafir makul yok ya.
Havluyla kuruttun mu? Kuruttum da böyle bir şey çıktı. Ah ne güzel oldu. Tamam mıyız? Hayır. Bakayım sen. Öne taraman lütfen Lina. Yok mükemmel. Ya şurayı bari ayır. Şurası özellikle hayır, çok mükemmel, uzun. Hayır mükemmel, mükemmel. Çok tatlıyım ben. İşte hazırım. Saçları yakalım hemen fırlayalım arkadaşlar. Geç kalıyoruz. Anne biliyor musun karnemde hepsi zayıf gelecek. Eğer öyle olursa seni ikinci sınıfa tekrar veririm. Bir daha ikinci sınıf okursun. Hayır. Artık sınıfta kalma diye bir şey yok herhalde değil mi arkadaşlar? Var mı? Yok ilkokulda. Geçiriyorlar mı herkesi? Evet. Eskiden vardı çünkü bizim sınıfta kocaman çocuklar vardı yani. Çift dikiş deniliyordu onlara. Notlarını merak ediyorum. Bakalım ne gelecek? Arkadaşlar hepinizin karnesi hayırlı olsun. Artık 3 ay tatiliyiz. Herkes bize tatile gittiniz, nereye gidiyorsunuz, ne zaman gidiyorsunuz diye yazıyor ama bu sene gerçekten hiçbir şey belli değil. Eğer öyle bir planımız olursa size haber vereceğiz tabii ki. Şimdiden valiz hazırlığı yapın, yaptınız mı yazıyorlar. Bir yere gittiğimiz yok, şu an buradayız. Ya evet, tatil. Belli değil, dur bakalım. Evet, şimdi yeni bir modelimiz var. Sürekli onu yaptırıyor son zamanlarda. Saçlarını yarın küt kestireceğim senin. Okullar açılana kadar yine bu boya gelir. Asla hayır, izin vermem ben öyle bir şey. Uzayacak o. Daha mı fazla uzatacaksın? Evet. Uzun daha iyi ya. Fark ettim. Ben de bu kıyamıyorum. Zaten espri yaptım anneciğim. Hı. Çat diye küt kesilir mi bu kadar güzel uzatmışsın? İşte sonradan bu. Anne sen o saçla mı geleceksin beni götürmeye? Ne oldu beğenemedin mi? Saçımı boyatmaya gideceğim seni bırakınca. Anne. O yüzden uğraşmadım. Aç bari. Hayır böyle gayet güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Balıklarımı yemleyeyim, karınlarını doyurayım, öyle okuluma gideyim. Acıktınız mı minnoklarım? Geldi geldi. Ay nasıl acıkmışlar. Hepsi de yukarı çıktı beni bekliyor. Yeter. Hadi afiyet olsun ben karne alıyorum. Beni kutlamayı unutmayın. Montunu da al anneciğim montunu da. Mont arabada. Bize yaz gelmiyor. Ankara'ya bir türlü yaz gelmiyor. Bir yaz bir kış bir yaz bir kış. Hadi bay bay. Beni unuttular. Bu ne mezuniyet dansı mı? Yaz tatiline geliyor. Dersler anneciğim. Gerçi ders işliyorlar mı hala bilmiyorum. Bugün son gün ne yaparlar ben de bilmiyorum. Fasiküller bitti, konular bitti. Neyse bugün de tadını çıkartın. Bay bay. Hadi bay bay yıllar. Hadi görüşürüz. İyi dersler. Rukiye! Çok seviyoruz, çok seviyoruz. Teşekkür ederiz, hoşçakalın. Bay bay canım. Çok tatlı takipçilerimizle karşılaştık. Arabadan Rukiye sizi seviyoruz diye bağırınca dayanamadım. Yanlarına gelmek istedim. Turunçgillere bakar mısınız? Çok tatlılar. Çok tatlılar. Çok hepsi turuncu. Çok tatlısınız siz. Yerim ben size. Biz de çekerseniz Instagram'a paylaşayım. Tabii ki. Ne yapıyorsun bir de gelmiş böyle dışarıda oturuyorsun. Ne olacak kuaför önlerinde normal yani. Burası arka bahçe zaten kimse görmüyor. Yeni modelim budur. Nasıl? Çok güzel. Yakışmış mı? Yakışmaz mı? Yine buldum salıncak bak burada da buldum. Kuaförden çıktım saçlarımı güzelleştirdim. Şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Lina'ya bir karne hediyesi alacağım. Onu Lina geldiğinde artık açıp göstereceğim. Bir de Lina'nın mezuniyet oyunu var. Tiyatro gösterisi var. Onun için siyah kostüm istemişler. Pantolonunu tişörtünü hallettik ama ayakkabısı eksik. Siyah ayakkabı alacağım bir de. Onun için şimdi AVM'ye gidiyoruz. Aha babacığım. Merhaba. Ne haber? Çok iyi hepsi. Bütün karnem çok iyi. Aferin.
aferin. Göstereceğiz sana birazdan şu an dosyadan. Yalnız herkes parka koşmuş. Bir de balonları görünce Lina'yı zapt edemedim. Bir parka gidelim bakalım 2 dakika. Ne yapalım? Tamam. Gitmiş. Karnemiz çok güzel. Ama hediyelerimiz evde. Evet. Eve gidince göstereceğiz. Hepsi çok iyi arkadaşlar bakın. Aha. Hepsi çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ama çok arkadaşlar iyi. Bunlar fark ettirmiyor. Bunlar hepimizde aynı çünkü. Onlar ne biliyor musun? Haftalık ders saati. Onlar senin notların değil. Hepimiz de aynı yazıyor diyor. Korktu orada birler falan var ya, etüt bir falan yazıyor. Maşallah kızım ha. Devamı gelsin inşallah. İkinci dönem 3 gün devamsızlığımız varmış. 3 kere hastalanmışız. Birinci dönemden de 5,5 gün varmış. Kızım 65 tane kitap okumuş. Okuduğu kitap sayısı da yazıyor. 65 tane de kitap okumuş. Ay şunlara yok, kütüphane. Bakalım. Bunlar kütüphanede okudukların mı? Ben de diyorum nasıl 65 okumuş? Her gün okuyor. Kendi kendime bir düşündüm. Neyse dedim, vardır bir bildikleri. Meğer kütüphanede okuduğu kitap sayısıymış. Yoksa evde her gün okuyunca senede yok, 300 daha tane kitap oluyor yani, değil mi? Bu ne? Evet. Bu bizi de ilgilendiriyor arkadaşlar. Bizi de ilgilendiren kısmı çıktı. Bu da yaz tatil kitabımız. İçinde matematik, Türkçe, hayat bilgisi, İngilizce, İspanyolca her şey var galiba, değil mi? Evet. Geçen sene öyleydi. Kaç sayfaymış bakayım? Aa iyi, 40 sayfaymış. Bir günde bitirir bunu ama ara ara yaparız ki unutmasın diye. Acıktın mı? Hı-hı. Şimdi burada karnımızı doyuralım. Evde de hediyelerimizi açacağız kızımla. Ve tada! İşte Lina'nın karne hediyesi. Hani sen aç, ben gibi bakmıyorum. Açıyorum. Aç. Yaz boyu işine yarayacak bir şey. Okullar açılana kadar kullanırsın. Hepsini de bitiririz. Hazır mıyız? Evet. Tatam. 1, 2, 3. Lina'ya kitap. Evet. Yaz boyunca okuyacağı okuma kitapları. Tabii okuldan ayrı kaldık ama kitaplardan ayrı kalamayız değil mi? Bir küçük prensimiz var. Bunu neden aldın biliyor musun Lina? Biliyorum. Ters evde görmüştüm ve bayılmıştım. Ters evde yukarıda gördü. Aa burada kitap var. Adı da Küçük Prenses dedi. Dedim onun ismi Küçük Prenses olamaz. Küçük Prens'tir o dedim. Klasik kitaplar içinde ya, klasikleri tabii ki okumamız ve bilmiş olmamız gerekiyor. Hayatımız bakın boyunca her an her yerde karşımıza çıkabilir. O yüzden bilmesi lazım. Ve burada bir klasiğimiz daha çok var. Çok da güzel. Bu da bilmemiz gerekenlerden. Nasreddin Hoca'nın çocuklar için fıkraları arkadaşlar. Göle maya çalıyor mesela değil mi? Göle aa, maya çalınır doğru mı? Değil mi? Evet. Ve Küçük Deniz Kızı. Ya Küçük Prens gibi Küçük Deniz Kızı. Evet. Bunları hepsini bana böyle açıktan yüksek sesle oku. Yorulduğunda ben de devam ederim. Arkadaşlar yazıları da çok güzel. Tavsiye ediyorum, hepsinden alabilirsiniz. Bayıldım. Ve Robinson Crusoe var burada da. Evet. Robinson Crusoe. Çok güzel. Ve Lina'cığım bunu çok beğenirsin. Bu sihirli bir şey. Hani sen görünmez oluyorsun ya arada bir. Evet. Aa, ilaç içtim, bu benim sihirli içeceğim. Hup. Görünmez oldum diyorsun ya. İşte bu görünmez adamın hikayesi. Gerçekten bir görünmez adam var kahramanlarda. Baş kahraman görünmez adammış. Wow. Ve burada da pop kitap dedikleri. Hem resim boyama, yine resimden vazgeçemeyiz arkadaşlar. Bakın. Lina çok seviyor zaten. Hem de sticker hastası. Aralarında da hepsinin stickeri var. Bakar mısınız? Çok minnoş değiller mi? Evet. Yine çıkartmalı bir ve boyama kitabı var. Özellikle unicornlu ve simli. Ve lol bebekli. Bakın koskocaman bir sticker. Ve boyamalar var içinde. Gerçekten hepsi de çok güzel. Arada bunlarda bir boyama challenge yaparız. Yaparız. Sevdiğimiz sayfalardan. Bak burada lollüsü var. Evet. Beğendik mi? Bayıldım. Bir sürprizim daha var. Aslında pek sürpriz sayılmaz. Evet. Zaten bugün karne hediyesi olarak böyle paket de ettirmesem ben onu bugün almak zorundaydım. Çünkü Lina'nın dediğim gibi yarın tiyatro mezuniyet oyunu var. İlk defa tiyatroda ay, sahne alacak. Evet. Ve biz de Lina'yı izleyip alkışlamaya gideceğiz. Değil mi? Onu da çekeriz belki. Anne çok teşekkür ederim. Baştan aşağı siyah istemişlerdi. Net bir siyah ayakkabımız yoktu. Hadi o yüzden açalım. Biraz süslüce bir siyah açıyorum. Buldum. Sen olmadan aldığımız için inşallah. Müthiş. Ayakların inşallah kocaman olmamıştır yok, yine. Yok olmamıştır. Bir dene, olmazsa hemen değiştirelim. Çünkü tamam, sabah oyuna gideceğiz ya. Çarşı kapanmadan değiştiririz. Tam. Tam mı? İnanamayacaksın ama tam. Harika. Şöyle bir giyeyim. Şurada bir tur atayım. Al turla bakalım. Artık Lina'nın ilk sahne kostümü bu. Hatıra olarak eskisede sakla. Ben bütün tiyatro sahnelerimin kostümlerini saklıyorum. Paket buldu yine. Bunlar da tıraşlandı ya, yine sıçana döndüler.
Çok çirkin oluyorlar tıraşlanınca. Lila defileye çıktı yine. Gel bakalım. Hareketlere bak. Ay 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 ay. Defile yürüyüş. Çok güzelsin. Güle güle giyin. Çok güzel bir tatil geçir inşallah anneciğim. İnşallah. Bütün takipçilerimizin karnesini buradan kutluyoruz. Hepinizi tebrik ediyoruz ve hepinize güzel bir tatil diliyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.